Hepinize iyi haftalar sevgili dostlar. 183. yayınımızda birlikteyiz. Bugün saat 13'ü aldık özel bir nedenle. Çağlayan Adliyesi'nde duruşmalar vardı. Biraz sonra o konuya geleceğim. O nedenle bugün saat 11'de değil de 13'te yapıyoruz yayınımızı. Bu hafta özgü olarak. Evet, gerçekten gündem çok yoğun. Yani ve sıcak. Hava durumu gibi. Önceki gün Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Diyarbakır'daydı. Yani memleketindeydi. Tabii her siyasetçinin Diyarbakır'a gidişi sonuçta bir yani siyasi anlam yüklü oluyor. Yani Türkiye'nin başka bir kentine gitse bir siyasetçi bu kadar çok anlam yüklü olmaz. Ama öteden beri siyasetçilerin Diyarbakır'a gelişi hep Kürt meselesiyle bağlantılı bir anlamı olmuştur ya da bir anlam yüklenmiştir. Ben daha çok gençliğimden hatırlıyorum. İşte Sayın Demirel işte 90'lı yılların başında Diyarbakır'a geldiğinde belediye önündeki meydanda Kürt realitesini tanıyorum demişti. Daha sonra yine rahmetli Başbakan Mesut Yılmaz AB'nin yolu Diyarbakır'dan geçer demişti. Bunun gibi bütün siyasetçiler sonuçta Diyarbakır'a geldiğinde Kürt meselesiyle bağlantılı bir gündem mutlaka oluşuyor. Tabii Erdoğan'ın gelişi de yeni bir açılım süreci olur mu? Kürt meselesine yeni bir şey söyleyecek mi? Gibi bir beklenti yarattı. Yani en sonunda söyleyeceğimi şimdi söyleyeyim. Yani Kürtler sonuçta AK Parti ile olan bu defteri kapatmış durumdalar. Yani moral olarak da, vicdan olarak da, ahlak olarak da o defter kolay kolay açılmaz. Çok büyük konjüktürel bir yeni bir gelişme olmazsa açılmaz. Çünkü son 5 yıldır gerçekten Kürt siyasetine karşı Adalet ve Kalkınma Partisi elindeki bütün imkanlarla düşmanca bir tavır içerisinde oldu. Yani tarihte görülmemiş bir düşmanlığı neredeyse son bu 5 yılda yaşattı Erdoğan ve hükümeti Kürtlere. Yani kimsenin aklına gelmeyen metotlar uygulandı. Yargı çok zalimce kullanıldı Kürtlere ve Kürt siyasetine karşı. Yani insanlar sokakta nefes alamaz hale geldiler. Dolayısıyla halen hafızalarda bu travma devam ederken, yeni bir sayfanın açılması, yeni bir sürecin başlaması AK Parti ile neredeyse imkansız gibi. Zaten yani Erdoğan'ın moral olarak da yani buna hazır olmadığını yaptığı konuşmalarda, konuşmayla da ortaya koydu. Sayın Erdoğan ne diyor? Evet, 2015'in yanılmıyorsam 12 Ağustos olması lazımdı. Diyarbakır'da TOKİ'nin açılışında ki ben de o yayını izlemiştim o zaman. Şunu söylemiştim, hepimiz de heyecanlanmıştık gerçekten. Kürt meselesi benim meselem demişti. O saatten sonra da yani işte 2002'deki iktidarından sonra da 2005'teki bu sözleri çatışmanın, şiddetin, terörün çok yoğun olduğu bir dönemde bütün Kürtlerde heyecan yaratmıştı. Ama iyi de 2005'ten bu zamana kadar yani 2021'de 16 yıl geçti. 16 yıl boyunca da Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetleri var Türkiye'de. 16 yıl boyunca. Yani başka bir ara dönem olmadı. Dolayısıyla sormazlar mı ya? 16 yıldır sen iktidardasın. Yani Kürt meselesi konusunda adım atacağına daha da içinden çıkılmaz hale getirdin. Daha da ağır travmalar yarattın. Yani insanlar size nasıl güvenecek? Dolayısıyla bu defter kapanmıştır. Ben buradan bizi izleyenlere, dinleyenlere söyleyeyim. Yani o defter artık açılmaz. Açılmaz yani. Hele hele bu konjüktür içerisinde açılması mümkün değil. Diğer taraftan yani şu söyleniyor. Kürtler bakın yani son derece politiktirler. 7'den 70'e politiktirler. Süreci yani herkesten çok daha doğru bir biçimde, politik biçimde okuma becerisine sahiptirler. Nereden geliyor bu? Mağduriyetlerinden geliyor. 40 yıldır eziyet görüyorlar. 50 yıldır eziyet görüyorlar. Ben daha öncesini saymıyorum. 50 yıldır eziyet görüyorlar. Bu eziyet görmeler sonuçta Türkiye'deki, bölgedeki siyaseti de doğru okuma, bir çerçeve ortaya koyma becerisini kazandırmış. Dolayısıyla şöyle yaparlar, böyle yaparlar gibi bir endişe içerisinde kapılmamak lazım. Şudur yalnız, şu var. Tamam da o defter kapandı da ne olacak? Ya şimdi kimse yani Kürtlere, ya kardeşim işte bizi idare edin. Görüyorsunuz zor dönemlerden geçiyoruz.
işte hele bekleyelim, şunu söyleyemeyiz şimdi, şunu yapamayız gibi bir söylem içerisinde olmasın. Yani demokrasi gelecek, Kürt meselesi çözülecek. Eskiden de şu söyleniyordu, 80 öncesinde, işte sosyalizm gelecek, Kürt meselesi çözülecek. Yani dolayısıyla hep aynı şeyleri dinlemekten bıkmış bir halk var. Nedir kardeşim? Somut hedefiniz nedir? Önümüzdeki süreçte ne yapmayı planlıyorsunuz? Bununla Kürtlere gidilirse eğer, Kürt halkına gidilirse eğer, Kürtlerin yani Kürt siyasetine gidilirse eğer, bunun mutlaka bir karşılığı olacak. Mutlaka olacak. Dolayısıyla yani Sayın Cumhurbaşkanı işte 2005'teki sözlerin arkasındayım diyor. İşte Diyarbakır cezaevini kültür merkezine dönüştüreceğiz diyor. Ya iyi de kardeşim, bakın çözüm süreci boyunca yani 2013'ten 2015'e kadar Kürt meselesinin çözümüne yardımcı olacak. Bakın çözecek demiyorum. Çözümüne yardımcı olacak. Onlarca öneri verdik parlamentoda. Yasa önerisi verdik. Ya şunlardan adım atın. Hiç olmazsa bu sürecin işleyeceği konusunda insanlarda bir moral olsun. Bunlardan iki tanesi bence çok önemliydi. Birincisi Diyarbakır cezaevinin müzeye dönüştürülmesi. Bir yani idari bir kararla değil, bir yasayla dönüştürülmesi. Yani parlamentonun bir bütün olarak o dönemde olanlardan özür dilemesi. Yani bütün toplum adına özür dilemesi. Bir daha böyle olaylar yaşanmayacak denmesi bir idari kararla ya da bir siyasetçinin bir genelgesiyle olmaz dedik ve yasa önerisi verdik. 2013 tarihinde Diyarbakır cezaevinin müzeye dönüştürülmesi konusunda verdik. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oylarına reddoldu. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bizim 2013'te yasayla yapılmasını önerdiğimiz bir şeyi aradan geçmiş 8 yıl birçok talep oluşmuş, efendim bunu yapacağız diyor. Dolayısıyla yani bunlar herkesin karnı tok. Dolayısıyla yani bunlarla yeni bir süreç başlamaz. Ve hele bu siyasal ortamda bir taraftan Kürt siyasetçileri hapsedeceksiniz, bir taraftan siyasi partilere karşı kapatma davası açacaksınız, diğer taraftan kayyum atayacaksınız, bütün belediyelerine atayacaksınız, siyasetini yok sayacaksınız, ondan sonra gideceksiniz Diyarbakır'da meydanda oy isteyeceksiniz veya işte efendim ben eski Erdoğan'ım diyeceksiniz. Bunların bir karşılığı yok. Karşılığı olmadığında Diyarbakır halkı aslında da göstermiş oldu. Kimler nereden geldi, nereden gitti falan demeyeceğim. Evet, bu ortam içerisine bakın. Yani nereden nereye geldiğini göstermek açısından söylüyorum. Yanı başımızda İstiklal Caddesi'nde geçen hafta Türkçe müzik yapan gençler var, sokak müzisyenleri. Beyoğlu Belediyesi'nin zabıtaları. Gördük. Ya nasıl engel oldular, şeylerini aldılar, gitarlarını aldılar falan. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı aradık. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı gerekli girişimlerde bulundu. Sonra Beyoğlu Belediye Başkanlığı'yla görüştüler. Şimdilik giderildi ama bu anlık reflekslerden kamu gücünün vazgeçmesi lazım. Kamu gücünün vazgeçmesi lazım bu yönde. Bu anlık reflekslerden. Ya bu işte yok iki tane zabıtanın bireysel kararı falan kimse demesin. Bu meydanda, bu sokakta her zaman oluyor bütün bunlar. Bakın bu bir örnek. İkinci örnek, geçen hafta gözaltına alınan meleler vardı. Geçen hafta. Demokratik İslam Kongresi ve Din Alimleri Derneği'ne baskın yapıldı. İstanbul'da 30'a yakın din adamı, imam, melle gözaltına aldı, gözaltına kaldılar. Gözaltına kendilerine sorulan sorular var. Neden Diyanet'in hutbesini okumadınız? Neden hutbeleri Kürtçe okuyorsunuz? Bunda acaba bir şifre var mı? Ondan sonra bu örgüt propagandası değil. Yani Kürtçe hutbe okumak, Kürtçe ezan okumak ya da Kürtçe işte bir dini konuda konuşma yapmak suç sayıldı ve 30'a yakın melleden 9'u tutuklandı. Şu anda cezaevindeler. Hepsi yaşlı insanlar ve din adamları. Ne kaçma şüpheleri var, ne şiddete başvurmuşlar, ne de başka bir şey yapmışlar. Bu din adamlarını, melleleri İstanbul'daki seçime hangi katkıyı sunduklarını ben yakından çok iyi biliyorum. Ama adım adım intikam almak amacıyla bu operasyonun da İstanbul'da gerçekleştiği ve 9 Kürt din alimi tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı. Bu ikinci olay. Üçüncü olay Konya'da. Konya'nın bir mahallesinde, Konya merkez bir mahallesinde. Bakın bu bir komşuyla bir aile arasında bir kişisel sorun da olabilir. İşte Kars'tan 20 yıl önce, 25 yıl önce göç eden, hayvancılıkla uğraşan bir Kürt aile komşusundan baskı görüyor. Ve diyorlar ki Kürtler burada yaşayamaz. Ya en azından bu haber medyaya düştüğü andan itibaren böyle olmazsa bile araştırılması lazım.
araştırılması lazım. Böyle bir ayrımcı nefret söylemin olmaması lazım. Kişisel kavgada bile olmaması lazım. Dördüncü örnek, bakın bundan 5 yıl önce, 6 yıl önce Kırşehir'de teröre nalet mitingi yapıldı. O miting sırasında da yani Kürt esnafı ait birçok yer yağmalandı, yakıldı. Gül kitabevi yakıldı falan. İnsanlar linçten zor kurtuldular. Açılan davalar var. O davalardaki yargının bakış açısı şu. Halkı kim ve nefret halkı kim ve düşmana nefret etmek suçundan beraat kararı. Toplantı ve gösteri yürüyüşü yasasından beraat kararı, kamu malına zarar vermekten ya da mala zarar vermekten çok hafif cezalar. Kürtlere reva görülen bu. Son bir haftada verdiğim bakın 4 önemli örnek. Ve Cumhurbaşkanı'nın bu adımıyla birlikte. Dolayısıyla süreci böyle okumak lazım. Bizim payımıza düşen bu düzende halen de sistematik olarak zulümdür, zalimliktir. Evet, nereden geliyorum? Bununla bağlantılı bakın yine Kürt meselesiyle bağlantılı. İnsan hakları meselesiyle bağlantılı. Cumartesi anneleri. 700. haftada burada yani bundan yaklaşık 2 yıl önce Ağustos ayında 2019'un Ağustos ayında sanırım 24 Ağustos olması lazımdı. Ben de bu meydandaydım. Cumartesi annelerine acayip bir ağır müdahale oldu. Yani onlarca kişi gözaltına alındı. Yerlerde sürüklendiler. Kafaları kırıldı. Ve şimdi Asayişe Mahkemesi'nde dava açılmış. Polise mukavemet, toplantı gösteri yürüyüşü yasasına muhalefetten. Bizler hakkında refezeke sanırım ayrılmış ve meclis başkanına gönderilmiş. Biz de oradaydık. Bu tutumun kendisi bakın, açılan davanın kendisi aslında hükümetin nasıl makas değiştirdiğini gösteriyor aynı zamanda. Duruşma Asayişe Mahkemesi'ne yapılıyor, halen devam ediyor. Saat 10'da başlayacaktı, ben 12'ye kadar oradaydım. Henüz başlamamıştı. O adliyenin sıcak koridorları içerisinde insanlar, anneler bekletiliyordu. Yani yaklaşık 50'ye yakın dostumuz yargılanıyor o davada. İşte ifadeleri alınacak falan. Bu davanın açılması bile hükümetin insan hakları meselesine, Kürt meselesine, zorla kaybedilme meselesine nasıl baktığını çok iyi gösteriyor. Bu arada dün yani paylaşımlar da oldu. Cumartesi anneleri hesap vermez. Bir kez daha ben söylüyorum. Hesap sorar. 700. haftada bu yasaklama kararı, bu gözaltı kararı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin derin devletin sahibi olduğu, yeni sahibi olduğu konusunda kamuoyuna verdiği aynı zamanda mesajdı. Son ikiyle bakalım. Adım adım oradan nereye gittiklerini çok çok rahatlıkla görürüz. Evet, ikinci dava. Çarşı davası. Gezi'de çarşı sonuçta bir kitlesel tepki ortaya koymuştu. Şiddete başvurmamışlardı hiçbir biçimde ve yargılandıkları arıza mahkemesinden beraat ettiler. İnanılmaz bir bozma kararı var. İnanılmaz hukuka aykırı 16. Ceza Dairesi'nin. Yani elde bir Gezi davası olması lazım ya. Osman Kavala'nın yargılan davayla birleştirilecek çok sanıklı bir dava. Hiç dosyayla alakası olmayan nedenlerle bozuluyor. Bozma kararı var. Şimdi bu kararla muhtemelen birkaç duruşma sonra Osman Kavala dosyasıyla birleştirilecek. Boz'dan başka bir dosya daha vardı. O da birleşecek. Çok sanıklı. Ondan sonra elde bitirilemeyen bir Gezi davası ve bunun üzerinden hükümetin bakın gördünüz değil mi? Gezi aslında masum bir çevre direnişi değildi. Bir karşı koyma değildi. Bir itiraz değildi. Hükümete karşı bir tehditti. Diyecek bir dava ortamı bunun üzerine yaratıyorlar. Bir taraftan Gezi davası, bir taraftan işte Kürt siyasetçilere karşı Kobane davası, bu iki davayla muhalefeti, Kürt muhalefetini ve işte sivil muhalefeti, gelişen bir sivil muhalefeti terörize etme, kriminalize etme çabaları. Yargı eliyle ve yargı mühendisliği eliyle. Böyle çabalar var. O duruşmada henüz devam ediyor. 13. Arıza Mahkemesi'nde Çağlayan'da oradan geldim, takip edeceğim. Evet. Ya çok üzücü, yani gerçekten yani böyle üzüldüğümüz, üzüntümüzün yani sınırlı olmayan olaylar da yaşanıyor. Maden işçileri, son yıllarda yani Türkiye'de en ağır zulüm gören insanlar. Yani Soma'da 301 insan yaşamını yitirdi, Ermenek'te insanlar yaşamını yitirdi. Tazminatlarını alamadılar, haklarını alamadılar. Yaptıkları her gösteri güvenlik güçlerinin ağır şiddetiyle karşı karşıya kaldılar. Uyar madencilik var Soma'da. Kapanmış,
Dava açmış işçiler. Tazminatlarını, kıdem tazminatlarını, ihbar tazminatlarını, fazla mesai ücretlerini, uyar madencilik, allem etmiş, kullam etmiş, bilmem ne yapmış, birçok ticari şeyle, oyunla ödememek için elinden geleni yapıyor. Ya işçiler tazminatlar için Ankara'ya yürüyorlar. Ellerinde silah yok, taş yok, sopa yok, hiçbir şey yok. Ankara'nın girişinde bekletildiler. Kaç gün? 5 gün, 6 gün. Grup başkan vekilimiz, Özgür Özel milletvekillerimiz takipçi oldular, yanlarına gittiler. Ve onların sendikasının başkanı, ben de tanıştım Tahir Çetin ve maden işçisi Ali Faik İnter. Perşembe akşamı, nasıl olsa salı gününe kadar parlamentoda kapalı, salı gününe kadar yapacak bir işimiz yok diye, Özgür Özel'le görüştükten sonra akşam saat 9.10'da yola çıkıyorlar. Sabah saat 4'te 40 ağaçta yaşamlarını yitirdiler. Ben de İzmir'deydim. Başka bir panel nedeniyle. Duyar duymaz İzmir Adıspa gittim. O işlemeyi takip ettim. Ali Faik İnter'in Soma'daki cenazesine katıldım. Cumartesi günü Tahir Çetin'in Kınık'ta cenazesi oldu. Yani bir de bakın böyle zulümler yaşanıyor aynı zamanda. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yarattığı bu zulüm düzeninden, ağır insan hakları ortamından böyle ağır yaşam hakkı ihlalleri çıkıyor. Çok ağır yaşam hakkı ihlalleri çıkıyor. Cenaze töreninde Özgür Özel'in söylediği çok önemli bir söz var. Evet. Ne zaman kalabalığız? Tabutun arkasında kalabalığız. Ama Soma davasında kalabalık değiliz. Yani asıl kalabalık olmamız gereken yerler mücadele ortamları. Tabutların arkası değil. Ben bu iki madenci arkadaşımı, işçi arkadaşımı, iki sınıfını, bu iki önderini bir kez daha buradan saygıyla anıyorum. Evet. Şenya Sarayı'sı. Zulüm gerçekten bitmiyor ya. Eşini yitirdi, çocuklarını yitirdi, diğer çocuğu hapiste ağır cezalar aldı. Ama öldürenler ellerini kollarını sallayarak yargı koruması altında dışarıdalar. Ne zamandan bu yana? Yaklaşık 3 yıldır böyle. Yaklaşık. Böyle bir zulüm düzeni var ve adalet nöbetleri devam ediyor. Buradan kendilerini selamlıyorum tekrar. Evet. O kadar sıkışmışlar ki gerçekten, o kadar sıkışmışlar. Önlerine geleni baskı altına almak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Her şeyi. Adıyaman'ın tütün işçileri, çiftçiler, işte 1 Temmuz'da yürürlüğe giren bir yasa var, torba yasada onun süresini 1 yıl daha uzatacaklar. Bugün torba yasa plan bütçe yasasında görüşülüyor. 1 yıl tütünle ilgili olarak süre kesinlikle yetersiz. Neden böyle bir yasayı getirdiler? Yani sigara tekerlerinin yolunu açmak amacıyla. Yurttaşlarımız sigara içiyorlar, tütün kullanıyorlar. Ve sarmalık tütün sonuçta piyasanın %22'sine denk geliyor. Dolayısıyla sigara kartelleri de sarmalık, yani bizim çiftçimizin ürettiği tütünün piyasa dolaşımını engellemek istiyor. Bu %22'lik payın ortadan kalkmasını istiyor ki kendi payları daha da büyüsün. İşin özeti bu. Gelmişler, lobi yapmışlar. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin nezdinde. Dolayısıyla sarmalık tütünün piyasa dolaşımının olmaması lazım. Kartellerin payının büyümesi açısından. Bundan 2-3 yıl önce yasakladılar. Süresi işte 1 Temmuz'da doldu o yasakları şeyin ceza sürecini. İşçiler de, köylüler de, çalışanlar da Adıyaman başta olmak üzere Diyarbakır, Lice'de direnişe geçtiler. Kamuoyu oluşturmaya çalıştılar. Ve o kamuoyu baskısıdır ki Adalet ve Kalkınma Partisi'ni bu yasağın süresini 1 yıl daha uzatmaya sevk etti. Bugün dediğim gibi torba yasada var. Biz onun süresinin çok daha uzun olmasını ve bu yasanın kaldırılması için parlamentoda Adıyaman milletvekilimiz Abdurrahman Tütteren öncülüğünde çaba içerisinde olacağız. Çaba içerisinde olacağız. Ama ne oldu biliyor musunuz? Geçen hafta yürüdüler. Kamuoyu oluşturdular. Şiddete başvurmadılar. Ve siyasi literatüre tırsızçı kapitalistlere hayır kavramını koydular. Tırsızçı kapitalistlere hayır kavramını kazandırdılar siyasi literatüre bu çiftçiler. Şimdi ne oldu? Yani evleri basıldı dün sabah erken saatlerde. Bu sabah erken saatlerde 19 çiftçiden 10'u tutuklandı. Şu anda cezaevindeler. Ya bakın bu zor ve zalim düzeniniz, zorla yürüttüğünüz bu zalim düzeni sona erecek inanın. Ama bunların hesabını da soracağız. Hukuk kuralları içerisinde ama. Her zaman altın çizerek söylüyorum. Hukuk kuralları içerisinde. Ya insanlar kamuoyu oluşturmasınlar mı? Anayasal haklarını kullanmasınlar mı?
Adıyamanlı, Çelikanlı bu çiftçilerden ne istiyorsunuz? Tam da böyle şey zamanı, yani çiftçilik yapacakları zaman, tarım olacakları zaman bunları alıyorsunuz, hapsediyorsunuz. Ne yapmışlar? Hadi devam soruşturma başlattınız. Niye tutukluyorsunuz? Neden tutukluyorsunuz? Hani tutuklama ile ilgili de yeni bir yasa önerisi daha yeni geçti parlamentodan. Somut delil. Ya bu dedikleri suçların hiçbir tanesi Katolik suçlarda yok. Hiçbirisi. Kaçma şüphesi mi var? Nereye kaçacaklar? Bin yıldır orada oturuyorlar ve çiftçilik yapıyorlar. Hangi delili değiştirecekler? Peki sormayacak mısınız Adalet Bakanı? Bu 10 kişi daha yeni geçen hafta tutuklamayla ilgili düzenleme bu kadar ağırlaştırılmışken nasıl tutuklanır? Nasıl yargı önüne çıkartılır? Nasıl çıkartılır? Evet, tam da bu ortam içerisinde bakın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin demokrasi bakımından nasıl makas değiştiği neden anlıyoruz? Bugün torba yasa, işte bir tanesi tütünle ilgili. Ama diğerleri de var. O hal bittikten sonra o hal dönem yasakları için kendilerine yetki aldılar. Mesela işçileri, şeyleri, kamu çalışanlarını bir mahkeme kararı olmadan görevden uzaklaştırmak. Onunla ilgili yetki 31 Temmuz'da doluyor. 31 Temmuz'dan itibaren 3 yıl daha uzatacaklar. 3 yıl daha. Yani kamu çalışanlarını, kamuda çalışanları bir mahkeme kararı olmadan görevden uzaklaştırma atma konusunda yetki alıyorlar. Güya o hal kalkmış. Gözaltı süreleri. 4 günlük gözaltı süresini 12 güne çıkardılar. O süre dolacak 31 Temmuz'da. Yeniden eski güne dönmesi lazım. Yok efendim bu süreler az gelir diye şimdi yine yetkiyle, bir yetki kanunuyla, torba yasa içine koydukları yetkiyle gözaltı sürelerini uzatıyorlar. Yani o hali kaldırmışlar ama hukuken ve fiilen o halden daha ağır bir rejim yürütüyorlar maalesef. Maalesef. Ve şimdi o bu yasa Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi insan hakları konusunda, demokrasi konusunda, hukukun üstünlüğü konusunda, Kürt meselesinin demokratik ve barışçıl çözümü konusunda bir adım atamaz. Otokrasiye mahkum olmuş durumda. Otokrasiye mahkum olmasa tütün işçileri, bakın tütün işçileri bir sabah, tütün işçileri ve çiftçiler bir sabah vakti tutuklanamazlar. Kürt mahalleler tutuklanmaz İstanbul'da. Evlerden gözaltına alınıp kendilerine gözaltında neden Kürtçe hutbe okuyorsun denmez. İstiklal Caddesi'nde Beyoğlu zabıtası, zabıtalar demez. Almaz gitarını, gitarı gözaltına almaz. Bunlar yapılmaz yani. Dolayısıyla makas değiştirmiş Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu tutumundan hiç kimsenin bir medet ummaması lazım. Acaba dememesi lazım. Çünkü yöneldiği yol artık demokrasi değil, parlamenter rejim değil, barış odaklı bir siyaset değil. Yöneldiği yol o değil. Siyaseti zorla, yargı baskısıyla, kamu gücüyle zorla kendi siyasetini yürütmek istiyor. Böyle bir arayış içerisinde. Evet, duruşmalar devam ediyor. Birçok duruşma var bu hafta. Çarşamba günü Tahir Elçi'nin 3. duruşması olacak, rahmetli Tahir Elçi'nin, dostumuz, arkadaşımız. Onun duruşması için Diyarbakır'da olacağız. Başka duruşmalar da var. Özgür Gündem gazetesiyle ilgili olarak duruşmalar var İstanbul'da. Can Dündar'ın yargılandığı dosya var İstanbul'da. Onları da takip edeceğiz ve sizlerle paylaşacağız. Şimdi tabii asıl gündemimiz var bizim. Yine mağduriyetler. Nusret Muğla, Halil Karakoç, yani 84-82 yaşında yaşlılar cezaevindeler. Birçok anne var gerçekten, yeni tutuklanan hamile kadın, genç anne var. Ondan sonra çocuk sahibi, bebek sahibi anneler var cezaevlerinde. Şu anda yeni tutuklananlar ve bu uygulamalardan vazgeçmiş değiller. Mehmet Emin Özkan'la ilgili olarak Diyarbakır'da verilen bir rapor var. O raporda deniyor ki bu koşullar altında cezaevinde kalması mümkün değil. Adli tıbba dosyaya gidiyor. Adli tıbba diyor hayır, cezaevinde kalabilir diyor ve Mehmet Emin Özkan Diyarbakır'dan giden olumlu rapora karşı maalesef cezaevinde. Yine Bolu Fethi bir cezaevinden, Gebze Kadın cezaevinden, Bolu Fethi bir cezaevinden, Sivri 2 Nolu cezaevinden, Sivri 1 Nolu Leyti bir cezaevinden, Kayseri Bünya cezaevinden, Burdur'dan,
Ondan sonra Konya'dan, Manisa'dan, Antalya'dan, Tokat'tan, Mardin'den gelen mesajlar var cezaevlerinden. Tümü ağır koşullarda kalan, bebekleriyle kalan kadınlarla, çocuklarla, hastalarla ilgili olarak bunlarla ilgili olarak talepleri her hafta olduğu gibi parlamentoda mutlaka gündeme getireceğim ve kendim bizzat bunlarla ilgileneceğim ve kamuoyu oluşturmaya çalışacağım. Hiç kimsenin endişesi olmasın. İade İstanbul Şubesi Hapishaneler Komisyonu'nun İskender'in tertipli cezaevinde ağır hasta olan İsmail Tanboğa ile ilgili olarak şeyi var, tespitleri var. Onları mutlaka ileteceğim. Antalya L tipi cezaevinde yeni yapılan S tipine zorla sevk edilen 20 tutuklu ailesinin talepleri var. Onları gündeme getirmeye çalışacağım. Bütün bunları bu ortam içerisinde yapmaya çalışacağım. Evet. Yani DEDAŞ'ın elektrik eziyeti bütün bölgede devam ediyor. Diyarbakır'da, Batman'da, Urfa'da, Şırnak'ta devam ediyor maalesef. Kozluk'ta, ya şimdi kardeşim yani su götürememişsiniz köylere. Köylüler ne yapacak? Yani motorla, elektrik motorla su çekecekler ki içme suyu kullansınlar. Bunu neyle yapacak? Elektrikle yapacaklar. Devletin görevi su götürmek değil mi her haneye? Bunu yapamamış. Şimdi bir fatura çıkıyor, 1 milyon, 2 milyon. Nasıl ödeyecek bu insanlar bu faturayı, bu köylüler? Nasıl ödeyecek? İnsanlar valiye gidiyorlar, kaymakama gidiyor, benim işimle ilgili şirketle görüş diyorlar. Şirket de bunu ödemesen elektriği açmam diyor. Ya bu ortam içerisinde, bu yaz çağında insanları susuzluğa mahkum etmek hangi insanlıkla bağdaşır ya? Neyle bağdaşır gerçekten? Ve bunu Kozlu'nun 12 tane köyü görüyor. Urfa'yı saymıyorum, Diyarbakır'ı saymıyorum. Sadece Kozluk, Batman'ın bir ilçesi. Böyle ağır bir zulüm düzeni var elektrik üzerinde aynı zamanda. Ve kayıp kaçak denen bir mesele var. O mesele de hatların yenilenmediğinden büyük oranda çıkıyor. Ve Kürtler üzerinde de bir algı atmaya çalışıyor. Kürtler yok, kayıp kaçak şeydir. Kaçak elektriği kullanıyor. Gelin Türkiye'nin diğer bölgelerine ve Diyarbakır'a bakalım. Bakalım hangi şirketler nasıl korunuyor aynı zamanda. Bunun üzerinden bütün Kürtleri elektrik hırsızı gibi bir algıla bir şeyle bir yaftayla bir de yaftalıyorlar aynı zamanda. Bakın bununla ilgili kanun tasarısı verdim. Bununla ilgili olarak. Yani yoksulluk sınırı altındaki insanların elektriğinin ücretsiz olması konusunda. Ne olacak? En fazla 20 lira, 30 lira, 50 lira ya da 60 lira. Ya da 100 lira. Bunu bu devlet karşılayamaz mı? Karşılayabilir çok rahatlıkla. Yoksulluk sınırının altındaki insanların hanesinde ne kadar elektrik tüketildiği belli. Ne kadar suyun tüketildiği belli. Bunları karşılamak çok rahat mümkünken bundan uzak duracaksınız. Köylere su götürmeyeceksiniz. Sonra neden efendim kaçak elektrik kullanılıyor diyeceksiniz. Bakın bunları savunmuyorum ayrı mesele ama devlet kendi görevini yapmıyor. Kendi görevini yapmıyor. Dün Kadıköy Sürp Takavur Kilisesi'nin kapısının üzerinde yani işte böyle bozkurt işareti yapan 3 tane vandal vardı. Yani sabah akşam 24 saat orada güvenlik güçleri var. Nedense onlar orada oynadığı zaman oraya kilisenin üzerine çıkıp işte dini inançlarla bir nefret söylemi içerisinde oynarken bir tane güvenlik gücü yok. İki insan bir araya gelse varlar ama onlar oradayken kiliseye karşı yapılan bu eylemde yoklar. Neyse ki biraz önce öğrendik. 3 kişi gözaltına almış. Umarım yargı gereğini yapar. Evet, bu ortam içerisinde tabii ekonomi berbat. İşsizlik artmış gidiyor. Bunlarla ilgili rakamlar var. İnsanlar borçlu. Her gün borçlu sayısı artıyor. Her gün artıyor borçlu sayısı. İcralık insan sayısı artıyor bu ortam içerisinde. Hükümet ne yapıyor? 10 yıllardır kamunun elinde bulunan en değerli tesisleri, kıyılarda bulunan tesisleri özelleştiriyor ve satacak. Ne zamana kadar? 2025 yılına kadar. Bakın 10 yıllardır kamunun en değerli arsaları, kamu personelleri, öğrenciler burada ucuz tatil yapıyorlar. Hepsine el koydular. Hepsi ranta açılacak. Bakın bu kadar çok kamu malını özelleştirmeleri yetmedi. Bugüne kadar 70 milyar dolar civarında kamu işletmesini özelleştirdiler. Ne olduğu belli değil o kadar miktarın. Şimdi Türkiye'nin en gözde yerlerinde, en değerli, baki kalmış, imara açılmamış kamu tesislerini özelleştirecekler. Bir de böyle bir şey var. Dediğim gibi bu hükümet sonuçta tükenmiştir.
ve yaptığı bütün uygulamalarla bu tükenmişliği de ortaya koyuyor aynı zamanda. Ekonomik uygulamalarla, siyasi uygulamalarla, sokağa karşı müdahalesiyle, yargısıyla bu tükenmişliği ortaya koyuyor. Tükenmişliğin son göstergesi de oraya nokta koyayım. Gerçekten de yani nasıl uzaklaştıklarını gerçekten gösteriyor. İşte Kamu Etik Kurulu diye bir etik kurulu var. Onun süresiz olan üyeleri yerine yenileri atanacak. Yani etik, işte ahlaki değerler kamu atamalarında, yükselmelerinde buna bakacaklar. İki kişi benim dikkatimi çekti atananlardan. Çünkü zaman zaman bunu da ben de gündeme getirmiştim. Birisi Ankara Üniversitesi'nin eski rektörü. Erkan İbiş olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Bununla ilgili şu iddia gündeme gelmişti. Oğlu Başkent Tıp'ta okuyor. Başkent Tıp'tan Ankara Tıp'a geçiş yapmak istiyor. Kontenjan 4 kişi. O ile özgü olmak üzere kontenjan, geçiş kontenjanı 8'e çıkartılıyor. Ve kendisi rektörken oğlu Başkent Tıp'tan Ankara Tıp'a geçiyor. Bakın tamamen etik dışı bir davranış. Tamamen. Ve bu şimdi etik kurulu üyesi oldu. İkinci örnek, Danıştay Başkanı, Zerrin Güngör. Yani bu da etik kurulu başkanı oldu bakın. Kızı Elazığ'da yargıç, yani atandığı gibi bakın, kuradan atandığı gibi Elazığ'a başka bir yetki kararnamesiyle Yargıtay Tetkik Hakimliğine geldi. Yargı tarihinde olmamış bir şey, yani etik dışı bir şey. Bu da etik kurulu başkanı oldu. Bakın Adalet ve Kalkınma Partisi yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın yakın zamanda daha dün yaptığı atamada, etik kuruluna yaptığı atamada bu kadar çok özensiz ve etik dışı davranan kamu personelini nereye getirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu hükümetten bu saatten sonra yani etiğe, ahlaka ondan sonra yana bir tutum beklemek, yoksuldan, emekçiden, ezilenden yana bir tutum beklemek mümkün değil. Kimse öyle bir hayal içerisinde olmasın. Şunu ifade edeyim son olarak, atama bekleyen birçok hekim arkadaşımız var. Veteriner hekimler, acil tıp teknisyenleri, ağız ve dış sağlık teknikerleri, tıbbi sekreterler, cerrahi ameliyat teknikerleri, harita ve kadastro teknikerleri, fizik tedavi teknikerleri, diyaliz ünitesi teknikerleri, anestezi teknikerleri, odometri bölümü mezunları, özel eğitim ve rehabilitasyon mezunları, radyoloji bölümü mezunları, veteriner hekimler, avukatlar, engelli yurttaşlarla ilgili atama bekleyen birçok genç arkadaşlarımız, dostlarımız, yurttaşlarımız var. Onların taleplerini de gündeme taşımaya devam edeceğiz. Biraz sonra da Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin davası başlayacak. Oradaki avukat arkadaşlarıma da buradan başarılar diliyorum. Rezanef Özdemir sanırım takip ediyor. Ona da o davada başarılar diliyorum. Evet. Birçok dava vardı tabii. Redak davası ertelendi. Bolamik davası ertelendi. Melis Alpan davasıyla ilgili olarak savcı beraat kararını temiz etti. Can Dündar'a saldırı davasında sanık neredeyse beraat etti yani hiçbir ceza almadı. Gözlerimizin önünde gerçekleşmişti. Böyle davalar var. Evet. Ben daha fazla uzatmayayım. Davalardan bahsetmiştim. Yarın Ferhat Tunç'un örgüt üyeliği davası var Diyarbakır'da. Gazeteci Cihan Ölmez'in davası var Diyarbakır'da. Özgür Gündem, Hüseyin Erkol, Canan Akkaya, İnan Kızılkaya, Hatip Dicle'nin Diyarbakır 2. Asya'da İstanbul 2. Asya'da mahkemesinde duruşması var. Can Dündar, İnan Kızılkaya'nın keza İstanbul'da duruşmaları var. 14 Temmuz'da dediğim gibi Tahir Elçin'in duruşması var. Yine Evrensel Gazetesi'nden Ceren Sözeli'nin İstanbul 2. Asya'da Ticaret Mahkemesi'nde duruşmaları var. Bunları da takip edeceğiz. Yine ses sanatçısı Ozan Canan'ın da Edirne'de duruşması var ayın 14'ünde. Kayıplarımız, evet bu fikri takibi unutmayalım. Gülistan Doku, Yusuf Bilge Tunç, Mehmet Bal, Hürmüz Üzdil, Milat Çiçek, Hüseyin Garip Küçük Özyiğit. Kayıplar ve halen akıbetler hakkında bilgi yok. Takip etmeye devam edeceğiz. Selçuk Kozağaçlı, 1398 gündür Selçuk Mızraklı, 628 gündür tutuklular. Takip etmeye devam edeceğiz. Selahattin Demirtaş 1711 gündür ayın kararı olmasına rağmen cezaevinde, kendisine selam ve sevgilerimi iletiyorum. Osman Kavala 1353 gündür cezaevinde, selam ve sevgiler gönderiyorum hepsine. Uzun zamandır Adalet Bakanlığı'ndan izin alamıyorum, o nedenle ziyaret edemedim. İzin başvurularımı da yenileyeceğim.
en yakın zamanda bu dostlarımla cezaevinde görüşmek dileğiyle, daha doğrusu özgür bir ortamda görüşmek dileğiyle hepinize iyi bir hafta diliyorum. Selam ve sevgiler.